Sana diyorum, duymuyor musun sen beni? Ne işin var burada, bizi mi dinliyorsun? Kimsin sen? Cevap versene Hakim Hanım'a. Niçin susuyorsun? Ben Salih İpek, stajyer avukat. Adalet Komisyonu'ndan gönderdiler. Dosyam size gelmedi mi? Öyle söylesenize. Ben de sizi burada böyle bizi dinliyormuş gibi görünce... Neyse, buyurun. Teşekkür ederim. Turgut Akın, savcımız. Memnun oldum. Ben çıkıyorum Feride Hakim'e. Raporunuzu bekliyorum savcım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun, oturun. Sağ olun, iyiyim ben. Siz bilirsiniz. Avukat olmak için biraz geç kalmamış mısınız? Kaç senede bitirdiniz fakülteyi? Okumak için çalışmak zorundaydım Hakim Hanım. Babam sıradan bir memur. Herkes şanslı doğmuyor bu hayatta. Önemli bir adamın oğlu olsaydım... ...hem iyi okullarda okurdum... ...hem de forsuyla yükselirdim. Sizin de karşınıza daha erken çıkmış olurdum. Ben bu yersiz imanınızdan hiç hoşlanmadım. Affedersiniz. Bir imada falan bulunmak değil niyetim. Sadece durumumu paylaştım. Canınızı sıkacak yanlış bir noktaya mı parmak bastım yoksa? Öyleyse lütfen söyleyin, sizi üzmek istemem. Bakın Salih Bey. Ben gereksiz samimiyetten hiç hoşlanmam. O yüzden ben sormadığım sürece fikirlerinizi kendinize saklayın. Edeplice buraya gelin, stajınızı bitirin. Bu arada ben diğer hakimlere de benzemem. Öyle staj dosyasını getir, imzalat götür, bende olmaz öyle şeyler. Çok çalışmanız lazım. Gerçekten çok. Ha, bu bana zor gelir bu yaştan sonra, beni yormayın derseniz... ...hemen şimdi başka bir mahkemeye geçebilirsiniz. Eşim için yaptığınız iltifattan dolayı teşekkür ederim. Demek ki çok doğru bir yerdeyim Hakime Hanım. Emelim memleketteki en iyi avukat olmak. Göreceğiz bakalım. Kendimi göstermem için en meşakkatlisinden başlatın beni. Hani şu peşin hüküm verdiğiniz, girerken kulak misafiri olduğum idam mahkumum var ya... ...onun dosyasını verin bana. Efendim? Siz kim oluyorsunuz? Hı? Kim oluyorsunuz da o dosyayı istiyorsunuz? Memleketin en kıymetli insanlarından biri öldürüldü. Benim mesai arkadaşım katledildi. Thank you.
ölmüştü. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Göstermek için olur olmaz şeyleri burnuna sokma. Anladın mı? Sokma. Sen tanıyor muydun başsavcıyı? Hı? Katilini biliyor musun? Bizim bu olayı ne kadar ince eleyip sık dokuduğumuzdan haberin var mı senin? Haklısınız. Hassasiyetinizi anlayamadım. Belli ki sizin tuttuğunuz bir taraf var. Cahilliğime ve heyecanıma verin lütfen. Ben müteasebetsizlikten hiç hoşlanmam. Bağışlayın. Ama sana bir şans vereceğim. Benim ön yargılı bir insan olmadığımı anlaman için. Bu dosyanın müsveddesi. Duruşma yarın. Adam için hiçbir hafifletici sebep yok. Bakalım sen nasıl bir kanaat raporu yazacaksın. Yarın sabah erkenden masamda olsun. Çıkabilirsiniz. Hakim Hanım, beni çağırmışsınız. Evet Ümit Bey. Ümit Bey benim kalemim. Yeni stajyer avukatımız Salih Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisiyle ilgilenilsin lütfen. Tabii Feride Hanım. Buyurun. Feride Hanım tersinden kalkmış herhalde. Yok. O hep terstir. Kadın olduğuna bakma, çok sert bir hakimdir. Astığı astık, kestiği kestik. Gel bakalım, sana bir masa verelim Deli Efendi. Kalem burası. Odada üç kişiyiz. Bu masayı alabilirsin. Sağ olun. Ne stajyerler geldi geçti burada. İnşallah sen de alnının akıyla çıkarsın. Başka bir şey mi vardı Ümit Bey? Ya seni bir yerden çıkaracağım ama gözün fena ısırdı. Nerede oturuyorsun? Üsküdar'da. Yoksa vapurda falan mı karşılaştık? Allah Allah. Daha önce geldin mi buralara? Yok Ümit Bey, insan insana benzer. Beni artist zanneden de çok oluyor. Güya Kadir İnanır'a benziyormuşum. Ya ne talihsiz insanım. Of of. Hay bu dünyaya dert çekmeye bir ben mi geldim sanki? Ne oldu be kızım? Kötü bir hadise mi var? Mehtap yok mu kalemde? Şemsettin'le nikah tarihi almışlar. Feride cadısı bana ölse izin vermez. Bu muydu kadersizliğine? Ne var yani? Söylersin hakim hanıma, olur biter. O iş o kadar kolay değil Ümit Bey. Sağ olsun Feride Hanım'ın bir süpürgesi eksik. Ümit abi, beyefendi arkadaşın mı? Yok. Yeni stajyerimiz. Avukat Salih Bey. Öyle mi? Hoş geldiniz. Ben de Bahar. Memnun oldum. Ben de. Bülent. Songül ne demek okula işe gitmemek? Hayır efendim, herkes işine gücüne gidecek.
Sen benim her gün o dükkanda neler yaşadığımı biliyor musun İlknur? El alemin herifi geliyor, yok senin babanı şöyle asacaklar, böyle asacaklar. Babam asılmayacak. Ben de biliyorum. Ama el alem öyle demiyor. Daha önce de adam öldürdüğü için bir ayak almaz kaldırırsınız cenazesini diyorlar. Bülent sen ne dediğinin farkında mısın? Abla, sen evden dışarı çıkmadığın için dünyadan haberin yok. Ya Ayşe benimle aynı sırada oturmak istemiyor biliyor musun? İnsanlar ya bana acıyor ya da arkamdan konuşuyorlar. Ben bunları görmektense evden çıkmam daha iyi. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorlar İlknur'um. Benim haberim yok öyle mi dışarıda konuştuklarından? Her şeyi biliyorum. Ama burası cenaze evi değil. Bizim babamız ölmedi. O yüzden kimse deve kuşu gibi kafasını kuma gömmeyecek. Bizim vicdanımız rahat, alnımız ak. Benim babam suçlu değil. Soranlara da bunu böyle söylersin. Ateş olmayan yerden de duman çıkıyor. Bu evde hiçbir şey değişmeyecek. Babam döndüğü zaman hepimizi aynı şekilde bulacak. Nasıl, rahat mı? Kalksana lan yerinden cücük. Yer yok ki abi. Ne yapalım lan? Kucak kucağıma yatacağız. Kalk da yerde yat. Çekil karşısından amca. Geri dur. Çocuk yapmış bir cahillik. Tepesine tünemene gerek yok. Sen karışma. Haddini bil Deyus. Kafamın tasını attırma. Hadi. Canına mı susadın? Adam savcıyı öldürmüş. Bronza boş. Nazif Kara. Ziyaretçim var. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Hala kapı altında mı tutuyorlar seni? Evet, tutuklular koğuşunda. Hayrola? Neden geldin? Herhalde buraları özlemedin. Nazif. Mahir'le konuştum. Bana kesik attı gitti. Olsun. Canı sağ olsun. Ama şunu iyi bilin. Pasajdaki olay hırsızlıkmış. Bizimkilerin parmağı yoktur. Seni suçlanman konusunda vallahi billah canım çok sıkılıyor. Kulağım kesik. Kim tezgahladıysa erkek edeyim. Ama çıt yok. Nasıl da bilirsin böyle bir olay oldu mu hemen afişletirler ha? Maksat nam salmak, alkış almak. Ama bu olayda çıt yok. Senin anlayacağın olayın ne ardı var ne önü. Ya Nazif, sen düşün bir hele. Bu olayın seninle ilgisi olabilir mi? Başsavcıyı ne de olsa ikimiz de tanırız. Ben kin gütmem Dalyan. Hadise üstüne yakalamışlar seni. Cinayet aleti de elindeymiş. Ben ne olduğunu anlamadım ki. Savcı öyle görünce karnaval içinde. Ne ara elim gitti, ne ara... Çektim gövdeden, onu bile hatırlamıyorum. Birden kızın çığlığını duydum. Sonrası malum işte. Beni değil, Mahir'i çağırmışlardı. Ben gitmesem burada o olacaktı. Mahir gözü kara, atak, cesur bir çocuk. Besbelli birinin kuyruğuna basmış. Benim oğlum kimsenin canını yakmaz. Bir şeye ihtiyacın varsa söyle. Gardiyanlardan ahbabımız var. Hallederiz. Sağ ol.
Ayağına sağlık. Sen benim eski mapus arkadaşımsın Nazif. O gün beni kurtarmasaydın bugün hayatta olmazdım. Sana can borcum var. Seni sahipsiz bırakmam. Allah razı olsun. Çok hora geçti. Afiyet olsun da benden değil. Olur mu? Seni ziyarete gelen abi getirmiş. Nazif babadan ikram dediler. Ben ne börek ikram ettim ne de babayım. Size afiyet olsun. Kimse Allah razı olsun. Midemiz bayram etti. Öyle valla. Buyur Emin, sen de al. Yok, sağ olasın. Sağ ol yenge, hoş geldin. Mahir hala mı yok? Yok yenge, gelmedi daha. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Burası Nazif Bey'in mi? Nazif Baba emekli etti kendini. Kim bakıyor buraya, oğlu mu? Mahir abi. Nerede, burada mı? Ben gelinim Nazif Bey'in, ne olmuştu? Niye arıyorsunuz? Şeref oldum hanımefendi. Ben İstanbul Adliyesi'nden Savcı Turgut Akın. Nazif Bey'in davasını soruşturuyorum. Öyle mi? Buyurun, buyurun lütfen. Kusura bakmayın, bilemedik biz. Ne istiyorsanız bana sorabilirsiniz. Nasıl bir insandır bir göreyim istedim. Bütün Beyazıt'ta, veznecilerde kime isterseniz sorun. Nazif babam müstesna bir insandır. Herkes sever. Melek gibidir. Karıncaya bile zarar vermez. Eşiniz nerede? Onunla bir tanışayım, görüşeyim isterim. Nişanlım. Maalesef burada değil şu an. Peki. Geldiğimi iletin lütfen. Müsait olduğunda adliyeye bana bir uğrasın, bir çayımı içsin. İyi günler. İyi günler efendim. Mahir de tam yok olacak zamanı buldu. Savcı Bey, Savcı Bey. Mahir'e sormak istediğiniz her şeyi bana da sorabilirsiniz. Nazif Baba'nın elinde büyüdüm ben. Haklarında her şeyi bilirim. Salih Beyciğim, şundan alın. Ne diyordunuz? Yemek memek derken hep bölündü de fındınız. Evet, ne diyorsun? He, Hakime Hanım. Hakime Hanım'ı başta kale almadılar. Hem genç hem de kadın diye. Bir de babası da bakan ya, adı çıktı torpilliye. Baktı ki Feride Hanım kimseye söz geçiremiyor, aslı suratını. Mahkeme duvarı oldu anlayacağınız. Rahmetli başsavcı çok sahip çıktı. Her mecrada öz kızı gibi savundu. Adamcağız katledilince Feride Hanım perişan oldu. Yani zannedersiniz öz kızı. Adam asılınca herkes bir oh diyecek. Siz o gün burada mıydınız? Olmaz olur muyum? O cellat herifi gözümün önünden götürdüler. Bu kadar kolay yaftalamamalı insanları. Neticede suç henüz ispat edilmedi. Aa, o gün buradaki herkes gördü. O adam katil. Mahir'in şu pasaj yüzünden başına gelmeyen kalmadı ki. Niye? Komşusu dostu uğruna. Nazif babam da öyledir. Başkalarının iyiliğini kendinden önce düşünür. Bir de siz bilirsiniz Savcı Bey, böyle bir takım adamlar varmış, haraç falan istiyorlar. Ne olduysa onların pasajı basmasından sonra oldu zaten. Şimdi şu başsavcının cinayetini de kovalıyor. Öyle mi?
Ant içti. Katilleri de hırsızları da bulacak. Peki bir ipucu yakalayabilmiş mi? Yani bir şey öğrenebilmiş mi? Ayten, kısa hayırdır? Savcı Bey Gülistan abla. Kayınpederimin davasını görüşüyoruz da. Öyle mi? Hoş geldiniz Savcı Bey. Ben de pazara varıyordum. İyi günler. Ayten Hanım, isterseniz bir yerlerde oturalım. Böyle ayaküstü olmuyor. Bilmem ki. Bakın, kayınpederinizin hürriyeti için çok faydanız olabilir. Hatta nişanınızın selahiyeti için de. Melih, yemek yiyeceğiz dedim, beni buraya mı getirdin? Ne yapalım? Biz muhabirler o kadar zengin değiliz. Malum, babamız da afaroz etti beni. Hem buranın poğaçası çok güzel. Gerçekten, inan bana, gel. Şöyle bir yazı dizisi patlatsam, kesin şefin gözüne girerim. Bakarsın zam da yapar. O zaman seni büyük kulüpte yemeğe götürürüm. Oo, iyi yap o zaman. Ay çöreği taze mi? Sabah çıktı abla. Vereyim mi? Evet, lütfen. Bir tane çay alabilir miyim? Bana da aynısından. Tabii. Başsavcının cinayetiyle ilgili bir yazı dizisi patlatmak istiyorum. Kovuşturmamı da yaptım. Tek eksiğim olay. Olay günüyle ilgili hiçbir şey öğrenemiyorum. Bir tek bu eksik. Bana davadan ufak bir ayrıntı versen o kadar bahtiyar olurum ki. Melih. Alacak verecek davası mı? Ha? Yoksa ortada bir yolsuzluk mu var? Anlarsın işte, yazıyı süsleyecek ufak bir şey. Hadi beleydim. Hem böylelikle kızımın istediği bisikleti ona alabileceğim. Öbür türlü gene babam olacak ve ben gene ezileceğim. Söz veriyorum, senden öğrendiğimi kimse bilmeyecek. Sana ne diyorum, boş ver. Herkes kendi başındaki kara erisin diyorum. Dinletemiyorum ki. Vallahi anlattığınız her şey beni çok şaşırttı. İşte böyle ama. Mahir için mahalle çok önemli. Hatta bazen benden bile çok. Bakın Ayten Hanım, siz en iyisi yarın sabah nişanınızı da alın, gelin adliyeye. Hep beraber şöyle etraflıca bir konuşalım. Bizim görevimiz gerçekleri ortaya çıkarmak. Tamam. Biz yarın sabah erkenden oradayız. Peki. Buyurun. Bu arada siz ne iş yapıyorsunuz? Bir meşguliyetiniz var mı? Ben mi? Ben evdeyim. Çalışmıyorum. Aslında sesim çok güzeldir. Çok teklifler aldım müzik cemiyetlerinden. Ne güzel. Değerlendirsenize. Mahir istemiyor. Öyle mi? Hay Allah. Neden? Bilmem. Ama katiyen istemiyor. Ben geç kalmayayım. Görüşmek üzere. Ne yardım istersen bana gel. Ben hallederim. Ben bir Feride Hanım'a uğrayayım. Gelmiştir herhalde. Sosyetik kaknem bugün gelmeyecek bir daha. Abisiyle yemeğe gittiler. Sen git, merak etme, ben idare ederim. Hakime Hanım'a da akşama kadar buradaydı. Bütün gün çalıştı derim. Peki. Sağ olun Bahar Hanım. Ama ne konuşmuştuk? Bahar diyebilirsin. Yarın görüşürüz Salihciğim. Thank you.
Buyurun, hoş geldiniz. Savcı Turgut Akın, adliyeden geliyorum. Nazif Kara ile ilgili görüşecektim. Arkadaşlar, beyefendi savcıymış. Bir iki soru soracakmış. Nazif Kara hepimizin canıdır. Hepimiz kefiliz ona. Buyurun, ne istiyorsanız sorun savcı bey. Birileri yem yapmaya çalışıyor Nazif Baba ile Mahir'e. Siz onları bulun. Nazif Baba yapsaydı yaptım derdi. Yazık değil mi? Masum bir adamı idam edeceksiniz. Tanımaz etmez. Ne işi olabilir savcıyla? Nazif Baba yapmaz öyle bir şey. Tabii ki yapmaz. Masumdur o. Bu işte bir iş var. Nazif Baba yapmaz öyle şey. Aşk olsun Halil ya. Madem bozdun aleti, bir haber uçur, bir yol bulalım. Akşam amaçı ben nasıl dinleyeceğim? Bir de Kadir gecesi doğmuşuz. Hay bendeki bu talihe. Dayı merhaba, ben Salih İpek. Stajyer avukat olarak başladım. Hayırlı olsun, ben de Adem Şahin. Eyvallah dayı. Geçerken kulak misafiri oldum. Bozuk galiba. Sorma. Ver sen onu bana. Ben anlarım tamir işlerinden. Harbi misin aslanım? Tabii ya, akşama getirin, beraber dinleriz maçı. Hay bin yaşa avukat, seni bana Allah gönderdi. Eyvallah, görüşürüz akşama. Tamam. Şişt. Yüzüme bak. Gönül koymadın değil mi bana? Melih kardeşim de olsan imtiyaz geçemem sana. Biliyorum. Prensiplerinden asla ödün vermezsin. Ama ben yine de bir şansımı deneyeyim dedim. Ufacık bir bilgi bile yazıyı o kadar renklendirirdi ki mamafi. Akşama geç kalma. Tamam. İlk günü nasıl geçti Mahir? Anlat. Bir şeyden şüphelenen oldu mu? Yok abi, her şey yolunda. Ya o kadar ter döktüm, para yedirdin ama Adalet Komisyonu'ndan gelen dosyama kimse bakmadı bile. Olsun olsun. Biz de şimdi sağlam kazığa bağlayalım da. Feride hakimimiz nasılmış? Gıcık. Çok bilmiş biri. Ama o da işin içinde mi dersen, onu henüz anlamadım. Hayrım, senin yüreğin güzel. Yaftalamak istemiyorsun, anlıyorum. Ama ben o kızın satılık olduğuna eminim. Memleketin en önemli davasına böyle tıfıl bir hakim bakıyor. Olacak iş mi ya? Torpilli. Torpilli morpilli ama baba parası yemiyor. Cüzdanına mı girdin? Nereden anladın? Yok abi. Ayakkabılarından, çantasından. Gayet sıradan. Öyle memur maaşıyla alınacak cinsten. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Vahir. Yine Buket Yaz solist yapmış. Hıyar. Ben şu hayatta beni en iyi senin tanıdığını zannettim Necdet. Yanılmış mıyım? Yanılmış mıyım Necdet? Tanımadın mı sen beni? Hı? Sesin nereye kaçtı Necdet? Şimdi benim seni vurmayacağımı bildiğin kadar abi, ben de senin beni boğazlamayacağını biliyorum. Demek ki tanıyoruz birbirimizi. Niye kazık atıyoruz lan o zaman? Hı? Sen hangi akla hizmet mahallenin abisini tıktırdın lan içeri? Ben sana bilhassa sahipsiz biri olsun diye belirtmedim mi? Ha? Amacın neydi lan? Dinimi imanıma söver gibi. Ha? Cevap versene Necdet. Beni mi kullanmaktı? Bak Necdet. Sabrım taşmak üzere. Canım öyle istedi abi. Anam akıcığım yanlış yaptı. Hem senin işin görüldü hem benim. Beni çok şaşırttın Necdet. Artık sana güvenemem. Bu benim için iyi bir bilgi değil ki abi. Başsavcıyı kendin öldürdüğünü gizledin benden.
Ben o zaman anladım bana güvenmediğini. Ben onu öldürmeseydim, sen de yanardın fındık beyimle. Hakim Hanım bu dosyayı verdi. Rapor yazılması lazım. Daha doğrusu ellerinden öper güzel abicim. Yalnız avukat bey, rapor neyi yaz? Gözünün yaşına bakmam, yakarım stajını. Ben bir yazayım da avukat görsün hanımefendi. Şaka bir yana Erdal abi, bu Feride cadısının gözüne girmem lazım. Bu Emin Başaran babanla aynı cezaevinde. Hüküm giymediğine göre aynı koğuştadırlar. Ben babamın yanına gideyim. Adam hakkında bilgi toplayayım. Belki işimize yarar. Ama hayır. Az kalsın unutuyordum. Ben bugün Serra'yla görüşmeye gittim. Kapı duvar. Kimse nereye gittiklerini bilmiyor. Senin ziyaretin hoşlarına gitmemiş anlaşılan. Tanığı uçurmuşlar. Artık bunlara şaşırmamam gerek sanırım. O nereden çıktı ki? Bu başsavcının odasına giriş biletim. Akşama uğrarım abi. Allah zihin açıklığı versin. Abi, sevenin çokmuş herhalde. Sabahtan beri sana çalışıyorum. Oğlun geldi. Bıraktın, katipliğe falan mı başladın? Yok baba, sana geliyorum diye bir çeki düzen verdim. Baba, sizin koğuşta Emin diye biri varmış. Giresun'da. Ne olmuş? Konuştunuz mu hiç? Yani derdi neymiş? Böyle dertleşme falan. Sana ne Emin Efendi'den? Ne diye sorup duruyorsun? Sen anlat bir baba. Mahir, karşında baban var. Zaten kılığından hoşlanmadım. Desturda cevap ver. Ne oluyor? Ha? Geç bakalım son günü. Geç. Teram abla, yeter. Ben daha neler yapacağım sana. Sokağın orta yerinde evine çevire dövmediğime şükret. Babam içeride, hepimiz perişan olduk. Songül Hanım sokakta fin katsın. Oh be, ne âlâ memleket. Ya babamın hocasına aklıma ders mi giriyor? Okula gidemiyorsun acından. Sinemaya gidiyorsun, öyle mi? Yok öyle yapma Songül. Ya yeter ama ya. Sen bana karışamazsın. Öyle bir karışırım ki peleği şaşar. Bak, daha karı cevap verme bana. Verirsen de olur. Songül, dilin çok fazla uzadı senin. Ne oluyorsunuz? Sesiniz evden taşmış, sokağın ta başından duyuluyor. Şan olduk millete. Sen benim ablam bile değilsin, tamam mı? Sen bana karışamazsın. Sen benim ablam değilsin, sus!
kurşundur oldu bunlar evimizde. Geçin ikinizde. Nedir paylaşamadığınız? Anneanne, teyzem okula asıp oğlanlarla sinemaya gitmiş. Sana mı çatayım yoksa senin aklına uyan Erdal'a mı bilmiyorum. Ben de onu akıllı biri sanırdım. Baba, başka yol yok. Ya senin benim oğlum olduğunu anlarlarsa? Ne kadar sürer bu oyun Mahir? Akşamdan sabaha anlarlar senin avukat olmadığını. Baba, anlasalar ne olacak? Şimdi önemli olan senin durumun. Başsavcıyı senin öldürmediğini o kadını ikna etmem gerek. Sadece bir ayım var. Emin'i mi sormuştun? Emin iyi bir adama benziyor. Çok sessiz, ezik biri. Dertli. İçine atmış besbelli. Kimseyle konuşmuyor. Sesini sadece akşamları kabus görürken duyuyoruz. Emine. Emine diye birini sayıklıyor. Kim ki bu Emine? Tek bildiğim adamın bir an önce buradan çıkmak istedi. Ya bir de avukatıyla görüşmesine şahit oldu. Emine'yi kim koruyacak falan diye ağlıyordu. Belli ki sevdiği biri. Ya da tehlikede olan biri. Baba, bir öğren bakalım neymiş derdi. Kimmiş bu Emine? Olaya vakıf olduk. Bari birisine ayrımız dokunsun. Hiçbir şey insanın başına sebepsiz gelmiyor işte. Can aldık, can yaktık. Hapla salıverdiler. Ama bak, bitmeyince bedel döner dolaşır gelir bulur seni. Kurban etmek istedikleri senden ama bak ben buradayım. Bunların hiçbiri tesadüf değil Mahir'im. Dünyanın düzeni böyle kurulmuş işte. O mahkemelerde beni yargılasalar assalar ne? İlahi adalet dar ağacına çağırıyor beni. Sen kendinden olmayabilir, kucak açtın baba. Ekmeğini bölüştün. Bu dünyada ödeniyorsa bedeller, senden daha çok yanmayı hak edenler var. Hiç sormayacak mısın bana ne oldu? Ama benim sana bir diyeceğim var. Dayının ölümünden yargılanmıştım ya Trabzon'da. İşte öldürülen başsavcı Süleyman benim davama bakan savcıydı. Yani tanışıyor muydunuz? 30 yıl oldu görmeyeli. Hiç iyi bir haber değil Mahir. Mamafi öğrenilmesi de zor. Kaç yıllık mevzu. Arşivi tarasam bulamazsın. Tabii savunma makamı bunu öğrense hemen aleyhimize kullanır. Eşeğin aklına karpuz kabuğunu düşürmemek gerek. Mahir bu aramızda kalsın. Ayten abla, yardım et bana. Ablam sinemada gördü beni, tutturdu abine anlatacağım diye. Abim duyarsa var ya canımı okur. Dur Songül, dur telaşlanma hemen. Ben de size gelecektim zaten, hallederiz. Hadi bir tanesin Ayten abla.
Anne ben bakarım. Hoş geldin Ayten abla. Hoş bulduk Songül. Ne yapıyorsunuz bakalım? Bir sen eksik. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Mahir yok mu? Eli kulağındadır, şimdi gelir. Hadi geç içeride bekle. Geç. Merhaba İlknur abla. Songül sen de soğanları doğra. Tam vaktinde geldi seninki. Koş. Hoş gel. Hoş bulduk. Mahir. Neden böyle giyindin? Kravat da takmışsın. Niye? Olmamış mı? Olmaz mı? Çok yakışıklı olmuşsun da. Şaşırdım sadece. Sana anlatacaklarım var. Ne oldu? Müjdeli haber. Annen nerede taşınsın? Geldin mi oğlum? Hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Anlat bakalım ne oldu? Bugün çok güzel bir şey oldu. Dükkana gitmiştim. Biriyle tanıştım. Kimle? Babamın davasına bakan savcıyla. Turgut. Turgut bilmem ne işte adı şimdi aklıma gelmedi heyecandan. Ne istiyormuş? Sorular sordu bana. Ben de bir bir her şeyi anlattım. O da inandı bana. Nasıl beyefendi bir insan? Kibar, saygılı. Hepsiyle ilgileneceğim bir dedi. Yarın erkenden adliyeye bekliyor bizi. Oy dualarımı duyuyor yüce Rabbim. Görüyor musun? Gidiyoruz değil mi? Ben erkenden geliriz dedim Turgut Bey'e. Neden benim adıma söz veriyorsun ki sen? Yarın işim gücüm var benim. Gelemem. Adam bana iyi davrandı Mahir. Başımıza gelenlere de çok üzüldü. Kaçırmayalım bu imkanı. Koskoca savcı değil mi o? Belki bize inanır. Belki babamı bırakırlar. Ayten çocuk musun sen? Bize inanıp babamı mı bırakacak? Mahir ne olur bir konuşalım. Zarar olmaz yarar olur. Hem işin neyse bundan önemli değil ya. Ayten gitmeyeceğiz dedim. Sakın bir daha da bana sormadan benim adıma konuşma. Kırarım kalbini. Anne lütfen karışma. Ne demek karışma? Kocam o benim. Yoksa umudunu kestin mi babandan? Söyle Mahir, umudunu kestin mi babandan? Olur mu güzel anacığım? Olur mu hiç öyle şey? Ama sen yine güven karagözüne. Benim de bir bildiğim var. O zaman bildiğini sakınma bizden evladım. Anne. Anne lütfen karışma. Diyeceğim sana. Mühimse değil Nur. Başım kazan gibi. Yok değil. Mühim değil. Thank you.
Müzik